Şimdi Yalı Çapkını aşk haberleriyle de beslenen bir proje. Bütün yaz bile konuşuldu, evet. Sezon arasındayken bile. Kızılcık Şerbeti'nin hiç böyle bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü hikayesi ve oyunculuklarıyla çok konuşulan bir dizi. Olağanüstü. Ve çok da sevilen bir dizi. Olağanüstü bir proje. Sevgili Melis Çivelek, onun kalemi. Müthiş bir yazar zaten Melis. Gerçekten çok. Yani bugüne kadar yazdığı her proje her daim çok tuttu. Çünkü Melis inanılmaz gözlem yaparak yazıyor. Ve gözlemlediği işi de çok güzel kaleme döken bir senarist. Buradaki kadro o kadar dört dörtlük oturmuş ki. Oyuncu, kas seçimi, yönetmen, her şeyle dört dörtlük bir proje. İnanın ben kaçırmadan izliyorum. O kadar gerçek ki. Hiçbir şeymiş gibi değil. Yaşıyor çocuklar orada. Tanıtımı izlerken ne dedik Selen senle az önce? İzleyicilerimizle beraber izlerken. Oyunculuk bu demedik mi? Evet. O sinir, öfke sahneleri, o duygu geçişleri, tabii. İşte Hande Erçel'de göremediğimiz şeyler. Şimdi tabii burada oyuncuların başarısı olduğu kadar, evet. İnanın yönetmen başarısı da çok önemli. Yani o duyguyu çıkartabilmek ve yansıtabilmek de yönetmen için de çok önemli. O yüzden ben biraz önce Hande Erçel'in projesindeki yönetmeni sordum. Ya yani o duyguyu çıkartabilmek de çok önemli bir yönetmen için. Buradaki tüm kadro her şeyiyle dört dörtlük. Bakın bir tanesinde fake'lik yok. Ki ben normalde sıkılıyorum. Dizileri izleyemiyorum. Buradan söyleyeyim, çok özür dilerim ama Kızılcık Şerbeti'ni kata kaçırmadan izliyorum. Çünkü çok gerçek arkadaşlar. Bakın her ilişki evin içerisinde dışarısında aile yapılarının farklılığıyla o kadar güzel dokunmuşlar ve o kadar gerçek işlemişler ve oyuncular da o kadar gerçek oynuyor ki yaşayarak, bakın yaşamak çok önemli, yaşadığını hissettiriyor. O yüzden de o samimiyet geçtiği için de sen seyrederken o hikayeye kendini kaptırıyorsun. Yani şöyle izlemiyorsun. Buna bakamamış, bunu izleyememiş. Çünkü ben oyuncu olduğum için izlerken bak burada ışık ters düşmüş. Bunu amorsta bırakmış. Bunu işte ne bileyim ben keşke tabii. Yakın Mesih. Çekseymiş. Evet. Oluyorum ve o zaman zaten izleme konsantrasyonum gidiyor. Ama burada hiçbir şey düşünmeden bildiğiniz Kızılcık tamamen konsantre izliyorum. Kızılcık Şerbeti güzel bir dizi. Zaman zaman da Yalı Çapkını senaristleri şaşırdığı zaman, yanlış yaptıkları zaman, dizinin içinde kaos çıkardıkları zaman senaryoda Kızılcık Şerbeti o fırsatı iyi değerlendirdi ve öne de geçti. Ratingini de yükseltti geçen sezon. Güzel bir dizi, evet. Güzel bir dizi. Yani her şey oturmuş o dizide. Evet. Dolayısıyla da izleniyor. Ancak ilk sezonun galibi bütün diziler arasında Yalı Çapkını'ydı. Ve şimdi yeni sezona girerken şeyler yayınlandı. Fragmanlar yayınlandı. Fragmanların şöyle bir izleme sayısına bakınca 8 saat önce yayınlanan bölüm fragmanı Yalı Çapkını'nda 2 milyona ulaştı. Kızılcık Şerbeti'nde 1.3 milyon. 6 gün önce giren Kızılcık Şerbeti'nde fragman 2.8 milyon. Yalı Çapkını'nda 3 gün önce giren 37. bölüm ön izleme 5.6 milyon. Yeni sezon ilk tanıtımı Yalı Çapkını'nda 5 gün önce giren 5.6 milyon. Yani Yalı Çapkını daha önde gözüküyor ve yeni sezonda da Yalı Çapkını izlenecek gibi görülüyor. Ama Kızılcık Şerbeti'nin de çok iyi olduğunu, çok iyi bir dizi olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi Yalı Çapkını izleyenler ilk bölümde ne göreceklerini çok merak ediyorlardı. Fragmandan anladık ki Afra Saraçoğlu Halis Ağa'nın bütün itirazına, hatta onu hastaneden kovmasına rağmen ben Ferit'i bırakmam diyerek sevdiğine sahip çıkıyor, hastaneden ayrılmıyor ve Ferit'le birlikte daha sonra da evliliğe yürüyorlar. İlk bölümde de şeyi çok sağlam bir kaynaktan doğrulattım. Hani o rüya mı değil mi, gerçek mi diyorduk, evet, ya. Evet, o sahneyi, düğün gelin sahnesi, damat sahnesi. Gerçekmiş. Ha, süper. Gerçekmiş. Gerçekte yaşanmış. Evet evet, gerçekten Ferit ile Seyran boşanmışlardı, biliyorsunuz. Onlar karı kocaydı, boşanmışlardı ilk yeniden sezonda. Yeniden evleniyorlar ve bunu ilk bölümde de göreceğiz. Rüya değilmiş yani, o Ferit'in rüyası, hani Ferit komaya girdi de rüyasında Seyran'la evlendiğini görüyor diye yorumlamıştık ya. Hı hı. Daha doğrusu sen öyle olabileceğini vurgulamıştın. O gerçekmiş gerçekten ama en son böyle bırakmıştık Ferit'i, değil mi? Evet. Evet, evet, evet. Bu sezon finali sahnesi, evet. Hastaneye geliyor. Bu ilk bölümün yeni sezon ön izlemesini 5 dakika ön izleme yayınladılar.
5 dakika ön izlemede o kadar usta ki bu dizileri yapanlar, bu dizileri hazırlayanlar 5 dakika boyunca Ferit'in hastaneye getirilmesini gördük. Ama insanları da ağlattılar. Mabel Matiz'in o müthiş şarkısı. Ne kadar başarılı Mabel Matiz. Mabel Matiz gibi başarılı insanları aslında her programda konuşmamız, hakkını vermemiz lazım. Aşkım Gülüm şarkısı. Müthiş bir dram eser. Bu görüntülerin altında insanlar da gerçekten ağladıklarını yazıyorlar. Yani Yalı Çapkını bir aşk, romantik aşk hikayesi ama ağlatmasını da biliyor. Diziyi izlerken de bu da var dizinin içinde. Hakikaten insanlar hüzünleniyorlar da. Bu duyguların hepsini bir araya getirebilmiş olması da aslında dizinin başarısının bir nedeni. Bunu da altını bak, çizmek gerekiyor. Bak nasıl yaşayarak oynuyor oyuncular, görüyor ya musunuz? Ya bu harika. Gözde Kansu'nun şuradaki oyunculuğu, evet, dizide de göreceğiz. Annesi rolünde burada. Afra Saraçoğlu oyunculukta bu sahnelerde geride kalıyor. Onun da boşandığı kocası, sevdiği adam yaralı ve ambulansla İstanbul'a, Antep'te yaralanıyor. Ambulans uçakta İstanbul'a getiriliyor. Ama Gözde Kansu o kadar büyüyor ki annesi karakterinde, oyunculuğuyla o kadar büyüyor yok ki. Çok başarılı. Yorumlarda da fakat şey de Emre Altuğ babası Orhan karakteri de saçlar filan taralı. Hiç böyle o sanki babası değilmiş o gibi. O perişan görüntü yok. Aynı şeyi yok. Ben söyleyecektim. Ha? Aynı şeyi fark ben ettin söyleyecektim. Mi? Evet. O perişan aynı görüntü yok, ya senin oğlun ölmek üzere, ölüm döşeğinde yani. Yani ama o böyle göz verir gibi arabadan inmeler falan. Gözlüğü çıkartırken falan bile böyle artistçe çıkartması biraz orada fake kalmış tabii ama o Gözde Kansu'nun, Afra'nın olayı yaşayarak oynaması, canlandırması çok güzel tabii. Ya çok önemli ya, işte her zaman altını çizerek vurguluyorum ben bunun. Oyuncu yaşamazsa yaşatmıyor karakteri. Bakın bak gözlüğü çıkartmaya bak. Abi böyle oğlun ölümde o gözlüğü böyle parçalar atarsın gözünden. Ve poz gözünden verir gibi değil, evet, mi? İşte o zaman geçmiyor, onu söylemek istiyoruz hep izleyicilerimize. O zaman geç, çünkü ne kadar kendimizden, duygularımızdan bir şeyler bulabilirsek, ne kadar gerçeğe yakın olursa o kadar seviyoruz ve takip ediyoruz, izliyoruz biz bu yapımları. Doğru. Zaten 3 saat sürüyor, bitmek bilmiyor. O dikkati toplamak da çok zor projelerde. Hı-hı. Ama bunu çok iyi başaran dizilerden biri Yalı Çapkını. Evet, yeni bölümde göreceğiz. Halis Ağa'nın ilk defa Halis Ağa'nın sözünü dinlemiyorlar. Afra dinlemiyor. Senin burada ne işin var diye bağırıyor, çağırıyor. Git diyor buradan diyor, hastaneden kovuyor ama Afra gitmiyor, diretiyor. Ben diyor sevdiğim adamın yanında Ferit'in. Bak üzerinde kanlı, kucağına düşmüş diye vurulduğunda. Ve Halis Ağa'nın sözü yere geliyor. Ama şey de bu bölümde girecek yeni oyuncularda. Binnur Kaya ve Taro Emir. Evet, bu bölüm. Halis Ağa'nın kardeşi rolünde değil mi Binnur Kaya? Kızıyla torunu. Torunu da Taro, evet, Emir olacak. İkisi de çok başarılı oyuncu. Taro zaten yıldızı parlayan oyunculardan bir tanesi. Çok marjinal bir isim ama gerçekten oyunculuğuyla takdir topluyor, evet, genç jenerasyonda. Binnur Kaya'nın oyunculuğu zaten tartışmaya açık bile değil. Evet. Çünkü kadın hem dramayı hem komediyi öyle çok, hakkını vererek çok oynuyor başarılı ki. Evet. Yani komedide de çok güldürüyor bütün oynadığı karakterlerde. Dramada da ağlatıyor. Kırmızı Oda'da tam bir ters köşe yaptılar mesela. Evet. Değil mi? Ben komedi oyuncularının, güldürü oyuncularının böyle dram yapmalarını çok seviyorum. Böyle ters köşe oyunculuk inanılmaz lezzet veriyor bana. Çok keyif veriyor. İzlemeyi çok 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 seviyorum. O yüzden de Binnur Kaya'nın o Kırmızı Oda'daki performansı ekstra bir dikkatimizi çekti tüm izleyiciler olarak. Yani hep güldüğümüz bir kadın bizi nasıl hüzünlendirilebilir? Mesela şimdi Çetin yani. Tekin de oradan da bir komedi görmek isterim. Ters köşe. Ha. Anlatabiliyor muyum? Doğru, hep böyle dramaydı. Ters köşe oyunculuk seyirciyi çok keyiflendiriyor. O zaman zaten o tek düzelikten de oyuncu da çıkıyor. Yani buradan çıkıp ağdan çıkıp patrondan çıkıp işte zengin baba. Aynı jargonda, aynı sistemde devam eden oyunculuğu da köreltiyor. Evet. Ama böyle farklı inişli çıkışlı oyunculuklar hem oyunculuğu besliyor hem seyirciye de çok ayrı bir lezzet veriyor kesinlikle. Tabii burada yapımcının kendisine güvenmesi lazım. Yapımcının ve yönetmenin arkasında durması lazım. Bu senin söylediğin değişikliğin. Yani ben o kadar büyük oyuncu oynar. Dramı nasıl oynuyorsa komediyi de oynayabilir. Belki biraz çalışır, belki biraz işte gözlem her yapar olmuyor ama oynar. Ha? Ama mesela Kıvanç Tatlıtuğ oluyor çünkü olduruyor.
Evet. Adam işte oldurabilen zaten bu noktada. Oyuncu. Mesela Burak Özçivit'e al koy Kıvanç'ın oynadığı rollere. Gitmiyor. Burak Özçivit'te hep bir poz verme, hep bir iyi görünme şeyi, o şeklini hiç bozmuyor. Görmedik. Bozmuyor. Belki yani Burak Özçivit'i de mesela bir komedide görmek ben isterim. Bence çok da güzel olur. O ciddi adamın bir anda böyle komediye dönmesi seyirciye çok büyük bir ters köşe olup gerçekten çok lezzet verebilir. Bazı oyuncular idealist değil. Burak Özçivit'i de ben bunların içine katıyorum. Garantici. Garantici. Hmm. Hazır para geliyor Bilal'cim, zaten kardeşim. Oyuncular hazır değil. Geliyor. Garantici olan yapımcı hayatım. Onlar da öyle de oyuncu. Anladın mı? Yapımcı ama, çünkü tek düze. Hiç hayal ama, dünyaları geniş değil. Tamam, bir tane da, oyuncu tutuyor. Hepsi ona yapışıyorlar. Tamam da, tamam, yaratıcı ben, ve keşifçi değiller. Ben burada yapımcıyı o bakımdan eleştirmem. Yapımcı tüccardır. Bu işten para kazanılıyor sonuç olarak. Oyuncunun, sanatçının sanatını ortaya koyan kişinin kendisini o anlamda pazara çıkarması lazım yahu. Burak Özçivit'e ben inanmıyorum ki teklifler gelmesin. Dayamış sırtını tarihi Osmanlı'ya. 8 senedir 10 senedir Osmanlı'yı oynuyor. Ama iş devam ediyor, ne yapsın çocuk? Ya Allah Allah. İşi bırak. Ben olsam işi bırakırım, o riske girerim. Çok daha kendimi gösterebileceğim başka bir yapıma, başka bir role, başka bir karaktere bürünebilirim. Bunun evet. örnekleri yok mu? Yani aynı dizide senelerce devam etmek oyunculuğu köreltiyor. İşte Arka Sokaklar mesela. Arka Sokaklar evet. evet. Yani kaç sene oldu? 20 sene mi oldu? 20 senedir artık memur gibi. Memuriyet gibi oluyor. Yani aynen öyle. Evet. Çok değerli oyuncular ama artık orada fixlendi. Onların şimdi oradan çıkıp da başka bir şey yapmaları hem onlar için çok zor, hem seyircinin kabul etmesi için çok zor. Dediğin çok evet. doğru. Bazen yüzü yapışıyor o projeye. Yönetimde ne kadar projeniz tutarsa tutsun bir vedalaşmayı ve farklı şeyler denemeyi göze almanız gerekiyor. Tabii, o tuttu nasılsa hadi devam. Riske gireceksin. Olmaz. O riski almak çok önemli kariyer planlaması açısından. Ama garanticiysen nasıl bölüm başı param geliyor, işte tuttu deyip devam etmek tabii ki de işin kolayına kaçmak yani. Kesinlikle bunun açıklaması budur arkadaşlar diyorum mesela ben. Mesela dijital projelerde bakıyorum yabancı oyunculara inanılmaz hallere ve rollere giriyorlar. Ve hakkını da veriyorlar. Fiziksel olarak da o görünüme giriyorlar ciddi bir çalışmayla. Ama bizdeki oyunculara bakıyorum sanki aynı 5 kadın oyuncu ve aynı 5 erkek oyuncu onun dizisi onunla bitiyor, onunla çift oluyor. Sonra öbürü öbürüyle bu böyle çember içinde dönüyormuş gibi geliyor bana. Evet. Hiç yenilik yok, yeni yüz yok, yeni diyorum senaryo ya. Yok. Son dakika bambaşka birinin reytingleri geldi arkadaşlar. Hı, ne durumdalar? Hande Erçel'in Burak Deniz'le oynadığı dizinin bambaşka biri dizisinin reytingi geldi. Şu anda elimde söyleyeceğim merak ediyorsunuz biliyorum. Total'de kaç ABD almış? Ve ABC'de. Total'de 4. 3.38. ABD 3. 3.24. ABC 1'de. İkinci 4.07. Güzel gelmiş reytingleri. İkinci, üçüncü, dördüncü senaryo, olmuş. Senaryo çok başarılı. Senaryo çok güzel. O senaryo oyuncu olmayanı bile oynatır. Hakikaten oynatır. Senaryo çok güzel. Ve çok akışkan. Çok sürprizlerle dolu. Çok sürprizlerle dolu. Şimdi içinde bir sürü insan çalışıyor. Kamera önü, kamera arkası bir sürü insan ekmek yiyor. Gönül ister ki proje gerçekten tutsun. Çok uzun soluklu olsun tabii. temennimiz elbette ki bundan tabii. yana ama evet. Çok uzun soluklu olacağını ben öngörmüyorum maalesef. Evet. Yani dördüncü olmuş meraktan bir seyirci gelmiş. İkinci bölümüne de bir şans verir seyirci ama diğer bölümlerde belli olur diyorsun. Bu performans gidişat. Böyle devam ederse seyirciye geçmeyip reytingler bir süre sonra düşecektir peki, diye düşünüyorum. Peki turizmin evet. kalbi Bodrum'du. Bu sene de çok fazla turist aldı. Türk turistler de gidiyordu ama yabancılar daha çok talep etti. Neden? Çünkü fiyatlar o kadar fahiş durumda ki ödemekte zorlanıyoruz. Evet. Konaklamakta, yemek yemekte hatta tatil yapmakta. Plaj ücretleri de çok konuşuluyor. Ama çevre kirliliğiyle gündemde şu anda. Bodrum'da ciddi bir çevre kirliliği var. Bilal abi sen de gündeme getirmiştin bunu. Bodrum'da yaşıyor Bodrum'da Bilal abi. Bodrum'da yaşıyorum. Yani ailem orada ben de gidiyorum. Arası